Yani şöyle, Orta Doğu'daki bu ateş hepimizi yakar diye düşünüyorum. Ama bu dağınık coğrafya tabii Türkiye'nin hem sosyolojisini etkiliyor hem de asıl ekonomisini etkiliyor. Beni asıl endişelendiren durum o. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden işte bu petrol sevkiyatı falan, bunları da düşünecek olursak zaten Türkiye, Emre Hoca sabahtan beri anlatıyor, oldukça kötü bir ekonomik göstergeler bütününe sahip şu anda. İşte önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi beklenmiyor. Dövizde durum ortada. Tabii. Enerji fiyatları tekrar. Enerji fiyatları, akaryakıt, bak daha şimdiden önümüzdeki bir hafta içerisinde %25 bir artış bekleniyor. Tam da bu. İsrail vurursa daha da yükselecek. İşte buyur yani. Akaryakıt yükseldiği zaman, enerji yükseldiği zaman bütün emtia fiyatları otomatik olarak zamlanacak. Gıda enflasyonunda zaten artacak. Türkiye Avrupa birincisi. Her yerde fiyatlar düşerken Türkiye'de sürekli olarak artıyor. Kırmızı ete son bir hafta içerisinde 3 kere zam geldi. İnsanlar et yemeyi unutacak herhalde, öyle anlaşılıyor. Yani o yüzden Orta Doğu'yu sadece bir hani konjonktürel bir durumu olarak değil, önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisine etkileri açısından da düşünmek lazım. Bu açıdan sevimsiz bir dönemdeyiz gerçekten. Ben Ülke Hoca'ya katılıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz bence. Zaten artık hani böyle bir şey. Hani sürekli bir takım krizlerin olduğu ve sürekli olarak gerginliklerin, çatışma ekliminin yönetilmek durumunda kaldığı meydan muharebesi görmemize gerek yok. Yok öyle süngü süngüye göz göze savaşma. Bunlar yok zaten. Yani bambaşka savaşlar var. Ekonomik savaşlar var. Ya kimse kimseye de fethetmeye çalışmıyor. Yani aynen ek öyle. Ek yük olacak çünkü. Yani enerji yani Gazze'yi krizi. Gazze'yi şöyle bir kenara koyacak olursak tabii belki. Yani dolayısıyla Orta Doğu meselesi böyle. Orta Doğu meselesi böyle.